Arkadaşlar, Kanatlar Alemi Samsun kanalından herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün sizlerle de bundan 3-4 video önce paylaştım. Beyaz beşlerin kaybolması ve kaybolmasından sonraki süreçte aramam. Bu aramanın sonucunda da bir telefon gelmesiyle beyaz beşlerin aslında Mehmet abinin bulunmuş olduğu çiftlik evine geldiğini öğrenmiştim. Ve bunu sizlerle de paylaşmıştım. Bugün Mehmet abinin çiftlik evini, buradaki kanatlılarını ve beyaz beşlerin kontrolü için bugün buradayım arkadaşlar. Sizlerle burayı paylaşacağım. Burası aslında gizli bir cennet. Şu anda kış ayına girmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Kış ayından dolayı da tüm yaprakların dökülmesiyle böyle bir görüntü ortaya çıkıyor ama sizlerle arkadaşlar bahar ayını da burada, burayı bahar ayında da sizlerle paylaşacağım. Bu video burada kalsın arkadaşlar. Baharın güzelliğini, doğaya, o doğanın dengesiyle birlikte ne kadar güzel bir bitki örtüsüyle alanın güzelleştiğini hep birlikte görmüş olacağız. İşte diyeceğiz ki Mehmet abinin çiftlik evinin kış zamanı ve şimdi bahar zamanı arasındaki farkı da, o güzelliği de görmüş olacağız. Şu an kış ayında olmamıza rağmen arkadaşlar bize çok tatlı bir yağmur yağıyor. Bu yağmurun yağmasıyla ben de size burayı paylaşıyorum şu anda. İsterseniz sırayla benim en çok sevdiğim burada Mehmet abinin yıllar önce bir yerden aldığı, almasıyla bir tane bambu ağacını bu ırmağın kıyısına dikmesiyle birlikte arkadaşlar şu anda resmen küçük bir bambu ormanı olduğunu sizlerle paylaşmak isterim. Ve mükemmel bir bitki. En önemli özelliği arkadaşlar, yaz, kış hiç fark etmez. Her zaman yeşil kalıyor. Ve bu büyüdükçe de bu bahçenin etrafını saracak. Ve içerisine baktığımızda arkadaşlar, acayip sık bir doku. Yaz ayındaki en büyük avantajı arkadaşlar bunun nedir? Tavukların, beçlerin, tüm kanatların bunun altına gelip güneşten kendini mükemmel bir şekilde korudukları, hatta dönemsel yumurta yaptıkları bir alan, korunaklı. Onun için gerçekten çok kıymetli bir bitki örtüsü. Ve bunun yanında arkadaşlar bu kalınlaşıyor ve kendi kendine kuruyor. Kuruyanlarla birlikte de çit yapıyorsunuz. Ve hiçbir şekilde çürümüyor, kırılmıyor. Mükemmel bir sağlam yapıya sahip. Onun için bambu ağacına ben de karşı tarafa ekmiştim bu bambu ağacından. İnşallah karşı taraftaki de böyle kocaman olur. Ve böyle bir görüntüye sahip oluruz. En önemli özelliği, kış ayında özlemiş olduğumuz yeşili bambuda 12 ay boyunca görebilmemizdir arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kalınlığı da bu şekilde böyle gidiyor. Ve çok da uzayan bir bitki arkadaşlar. Burası nedir? Tarihi bir yer. Tarihi bir değirmen arkadaşlar. İleriki dönemde inşallah Mehmet abiyle buranın tarihiyle ilgili sohbet etmeyi planlıyorum. O sohbet zamanında da o tarihi hep birlikte Mehmet abiyle yaşayacağız. Şimdi beyaz beşlerimiz gitmeden önce aynı arkadaşlar, burası da biz karşıdayız. Bu tarafta da ırmak. Tabii yaz ayı burası efsane oluyor. Ama görmüş olduğunuz üzere benim ördekler de... Aa arkadaşlar! Evet, bakın bakın, Kanatlar Alemi Samsun'un bir çift ördeği burada. Onları da yakaladık. Böyle benim ördekler geliyorlar. Belki de yumurta buluruz dostlar şimdi. Böyle abi, ben hep anı yaşıyorum. Çektiğim her şey, hiç kurgulama yok arkadaşlar. Neyse ko. İşte bizim Pekin ördeklerimiz ve yeşilbaş Pekin ördeğimiz şu beyaz. Diğerleri de yeşilbaş. Şu siyah beyazda kırma olan. Onlar da bakın buradalar dostlar. Ne kadar güzel. Ve bize bir burada yumurta yeri bulursak harika olur. İnşallah buralara bir yere yumurtluyorlardır. Bakın beni tanıdıkları için öyle çok fazla kaçmıyorlar. Kendilerini güvende hissediyorlar. Onu da sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Hadi bakayım bir suya girin. Hadi, hadi yüzün hadi. Hadi. Birazdan beyaz beşlerimizi de kontrol edeceğiz. Durumları nedir diye. Hadi siz de aşağı gidin bakayım çiftliğe. Arkadaşlar çok da güzel bir tatlı yağmur yağıyor.
Onu belirteyim. Seneye yeşil başları çoğaltacağım, pekinleri. Çünkü ırmakta kendi besin kaynaklarını kendileri buluyorlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Gidiyorlar diplerden, köşelerden, bucaklardan bir şeyler yiyorlar. Ve bana gerçekten çok masraflı olmamaya başladılar. Şu anda Amerikanları da alıştırıyorum bu şekilde. Amerikanlar da bu besin kaynağını sudan aldığı için benim yem maliyetim düşmeye başladı. Erzurum'dan Muammer abimiz aradı. Gençlik spor müdürü diye hatırlıyorum. Yanlışsa Muammer abi beni düzelsin. Beni aradı arkadaşlar. Bana ulaşmış. Ulaştığı yerde çok gerçekten garibime gitti. Halamın oğluyla da bunun sohbetini yaptık. Benim alt tarafta konum olarak Opet Orhan Acar geçiyor. Oranın konumundan telefonunu buluyor. Sonra Haloğlu'nu arıyor. Diyor ki böyle böyle bir kardeşimiz var, onunla görüşmek istiyorum deyince Haloğlu da telefonumuzu veriyor. Çok da güzel, sağ olsun var olsun. Ondan sonra biraz sohbet ettik. Ördek yapmayı planlıyor Erzurum'da. Dedi ki ne yapabiliriz? Şimdi aynısını size de söyleyeyim arkadaşlar. Evet, ördek yapabilirsiniz ama mutlaka bir su kaynağına ihtiyacınız var. Su kaynağından kastım arkadaşlar bir havuzun yapılması değil. Bakın bu çok önemli. Bir havuzun yapılması değil. Havuzda kendini temizler hayvan. Ama yiyecek bir şey bulamaz yapay havuzda. Ama böyle bir yer olduğunda, o diplerden, köşelerden veya göl olduğunda sağdan soldan her şeyi yiyerek arkadaşlar kendi besin kaynağını sağlar. Akşam geldiğinde de yemini verirsiniz. Hem kilosu yerinde olur, hem de çok sağlıklı ve güzel bir görünüşü olur. Bundan dolayı su kaynağı ördekler için olmazsa olmazdır arkadaşlar. Çok da güzel bir yağmur yağıyor. Islanıyorum ama varsın olsun ıslanayım. Gerçekten çok keyifli. Yağmurları özlemişim. Onu söylüyoruz arkadaşlar. Irmağımız da burası. Bu ırmağın da özelliğini sizlerle paylaşmak isterim. Lütfen, burası çok önemli. Bu ırmak İç Anadolu'ya doğru akıyor arkadaşlar. Yani ismi nedir? Ters akan arkadaşlar. Türkiye'de tersine akan tek ırmaktır. Bütün ırmaklar, bütün nehirler denize akarken bu ırmağımız arkadaşlar ters akarak buradan Yeşil Irmağa bağlanır. Yeşil Irmak'tan sonra denize dökülür. Ama Yeşil Irmağa kadar arkadaşlar ters akıyordur. Bu da tüm Türkiye'de tektir. Ve bunu da söylemek isterim ki tersine akan bir ırmağın orada olmak, böyle nadir bir yerde olmak benim için de çok önemli ve çok kıymetlidir arkadaşlar. Bunu da size en azından küçük bir bilgi olarak vermek isterim. Şimdi ters akan ırmağımızdan yukarıya çıkıyoruz. Bizim beyaz 5 tavuklarımızı görelim. Bu arada yumurta bulamadım. Gözümle de baktım sizinle sohbet ederken sağa sola. Belki dedim bir yumurta yuvası buluruz ama maalesef bulamadık. Bakın her taraf kurudu ama bambular yemyeşil arkadaşlar. Yemyeşil bambularımız. Çok güzel. Mehmet abinin çiftlik evi arkadaşlar. Tek katlı. Geniş bir metrekareye sahip. İçerisinde Amerikan mutfağı var. Odalar yan tarafta. Ortası salon şeklinde. Belki ileride paylaşabilirim. Şu an pandemi sürecinden dolayı ben de içeriye girmiyorum. Onu belirtmek istiyorum. Şöyle bir alan. Burada oturma yemyeşil oluyor bahar ayında. Orada kangal köpeği var. Buranın bekçisi mükemmel bir bekçidir. Ve tavukları, beçleri elinde sağlıklı bir şekilde mevcut. Burada kanatlılar da doğal bir şekilde yaşadıklarını belirteyim. Şunların yemi de vardı orada. Onu da verelim. Siz ne yaptınız? Ulan yaramazlar. Ulan yaramazlar. Yem koyacaktık. Arkadaşlar hemen yemi beşler dağıtmış. Evet, görmüş olduğunuz gibi yağmur değmemesi için arkadaşlar Mehmet abi de yemlerini bugün ben koyayım. Bakın mısır, arpa. Dostlar, mısır ve arpa. Hep söylüyorum, organik yumurta almak istiyorsanız, doğal yumurta almak istiyorsanız mutlaka mısır, arpa gibi besin kaynaklarını vermeniz gerekiyor. Bu beşlerle arkadaşlar Mehmet abiye yumurtalarını ben vermiştim.
tavuğun altına çıkarttı ve büyüttü. Onlar da büyüdüler. Şimdi bizim beyaz beşlere bir bakalım. Durumları nasıl? Evet. Ağaçta da küçük bir bahardan kalma kuş yuvası arkadaşlar. Bunlar da bizim daha önce kullanmış olduğumuz serpme ağlar. Dönemsel balığa gidiyoruz. Seviyoruz balık tutmayı. Bunlar burada bu senenin büyüyen beş tavukları. Bizim beyaz beşler yavaş yavaş grileşmeye başlamış arkadaşlar. Hepsi görmüş olduğunuz gibi birlikte uyum halindeler. Yemlerini yiyorlar, keyifleri yiyor. Artık buranın arkadaşlar kanatları oldular. Bakın şimdi size çok güzel bir kanatsız, mükemmel bir canlıyla, namı değer adı Mimi ile tanıştıracağım arkadaşlar. Onu da size dışarıdan biraz agresiftir ama. Evet arkadaşlar, bu da bizim Mehmet abinin Mimi'si. Çok akıllıdır. Samimi söylüyorum. Masada oturup bizlerle aynı şekilde çakal bıçak kullanarak yemek yiyen bir köpek. İleride inşallah onları da tanıştıracağım. Çok güzel bir cici köpek ama her anda sertleşebilir. Mimi! Bakın camdan hiç mesela nasıl kızacak şimdi. Aa, kızmadı bak. Evet arkadaşlar, Mimi de bu. Harika, çok akıllı bir köpek. Bugün Mehmet abinin buraya çiftliğe geldim. En azından sizlerle beyaz beşleri göstereyim derken bizim yeşilbaş ördeklerle de karşılaştık su kenarında. Beyaz beşlerin keyifliği. Sadece üzerleri biraz kış ağırlığı yağmurların gelmesiyle birlikte arkadaşlar kirlenmişler. Ama bir dönem artık onların beyazlığı da açılacaktır diye düşünüyorum. Burası arka bahçe. Burada kış ayında arkadaşlar şu görmüş olduğunuz yüksek kayalık arazinin diplerine birçok yaban hayvanı geliyor. Yaban aslı hayvanından kastım yeşilbaş ördekler arkadaşlar. Orijinal yaban ördekleri geliyor, uçarak konuyorlar. İnşallah bir gün sizlerle de o yaban ördeklerinin inişini, kalkışını, onların yemlenmesini de inşallah paylaşırım. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum arkadaşlar. Bugün Mehmet abi çiftlik evine geldik. Onun yaz aylarında böyle pandemi süreçlerinde geçirdiği bir alan. Kendisine de sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki var. O da Mehmet abimiz de sağ olsun, var olsun. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Destekleriniz için her zaman söylüyorum ve söylemeye devam edeceğim. Çünkü sizler varsanız bizler varız. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun.